geçen senenin şampiyon olan kupaları alan kadrosuna bir senaryo yazın deseniz önümüzdeki seneyle alakalı ne kadar kötü bitirebilirsiniz sezonu diye kimse bunları söylemez Yani bir şekilde ya kupada devam gibi değil ya evet, da şampiyon. Değil mi? Tabii tabii geçen seneyle e, bu sene arasında hiçbir artık amacı, hedefi olmayan bir Beşiktaş var. Önünde oynayacağı 9 tane formalite maçı kalan 9 tane maçı bir şekilde oynayacak ve ligi bitirecek. Artık Beşiktaş'ın hedefi ne derseniz kalan her maçları kazanmak, galip gelmek. için. Zaten Beşiktaş formasının olduğu her yerde her maça yani, kazanmak için. Doğal çıkarsın. olarak. Tabii, artık hedef bu. Maça gelecek olursak ilk yeri itibariyle e, Galatasaray daha konsantreydi, daha isteyen taraftı. E, Beşiktaş buna fazla ayak uyduramadı. E, bence 39. dakika e, Önder Hoca 2 tane oyuncu değiştirdi. Başakşehir maçında 20 saniye kala oyuna etki olmasın diye. Yani oyuncu değişikliğinde duran oyuna 3 hakkını kullanmamak isteyen Önder Hoca 39'da iki tane oyuncu değiştirip hamle yapmak istedi. Ama ben burada tabi e, tabii ki Batu Şahilların hamlesi 2-0 iken doğru geliyor. Ama güvenin çıkmasını beklemiyordum. Çünkü eğer gole ihtiyacınız varsa bu takımda güven golü en yakın oyunculardan bir tanesi. ikinci yarıyla beraber Joseph olayı ortaya çıktı. Eğer Joseph kenardaysa hiçbir zaman oturmaz. Eğer oynayacak hale varsa ki ikinci yarı oynuyorsa devamlı şekilde 11'e yani bir kadro yazsanız Beşiktaş takımında şu anda Joseph hiç değişmez bir oyuncu. Ersin'i yazarsın, Joseph'ı yazarsın. Ne Joseph oyuna girdikten sonra e, oyunda Beşiktaş orta sahada dengeyi kurdu. E, maç artık e, git gel maçı olmaya başladı. Pozisyonsuz Galatasaray işi bitirmiş gibi oynuyor. Ama bir anda ne oldu anlamadan Rıdvan'ın oyuna girişi ve Rıdvan'ın vurduğu topla 2-1'e geldi maç. Ve e, Levent abin dediği şeye de katılıyorum. Varın hakikaten incelemesi lazım. İşte Ersin'in pozisyonunu söylüyor ya mesela. Ersin'in pozisyonu olabilir. Ama ceza sahası içine yapılan bir orta Nelson Larini formasından çekiyor. Yayıncı kuruluş 5 defa bunu gösteriyor. Şimdi Galatasaray'dan baktığın zaman Aa, hakem oynattı falan ama... Arkadan çekilen bir forma ben var. Ben görmedim onu. Tabii arkadan çekilen Bakalım. bir forma var. Ve bir maçta Beşiktaş hiç ummadığı anda 2-2'de maçı bitirebilirdi. Ki Arman Hoca gelince o pozisyonu herhalde 7. kuruluş o kadar gösterdiğine göre bize de yollayacaktır büyük ihtimal. Baktığınız zaman gene e, hakem etki etmiş midir? Dediği gibi Ersin'in pozisyonunda Ersin... Gomis'e foil yapmıştır. Belki atılabilir ama sonuçta ama zaten maç bitmişti orada. Yani 2-1. Değer sinası atmasa bir şey fark etmeyecekti. Ama orada 2-1 iken oyun devam ediyor. Son 3 dakika diyelim e, Nelson Gezdal'ı çekti. Hakem penaltıyı verdi ve penaltı gol oldu. 2-2'de maçı bitirebilirdi. Bu Müştaş. tartışılan kararların hepsine birazdan evet, bakacağız. İzleyicilerimizden şey de, de, çok sorular Matipa geliyor tabii. 2-50 oynuyor. Kesin İlk yani bir sürü pozisyon. Bunlar Bak, sonuca etki evet. ettiği için diyorum. Ha. Burada Beşiktaş için e, yani son 2 3 hafta hakikaten iyi futbol oynayan, e, Gözdevki zevki yüksek izleyenleri ekran başına bağlayan Beşiktaş bu maçla beraber stop dedi. E, bence kalan 9 maçta gene formalite oyununa devam edecek. Artık beklentilerin bu kadar kötü olduğu bir sene herhalde bir daha zor yaşanır Beşiktaş açısından. Artık önüne bakacak. Önümüzdeki senenin yapılanması ile ilgili, oyuncu seçimleriyle kadro yapılanması ile ilgili Bundan sonra bu teknik adamla devam edilecek mi Önder Hoca? Bu maç ile... Önder Hoca için bir eksi puan mı? Eksi, değil? kesin eksi puan. Yani baktığınız zaman hedefe giden önemli maçlar. Hedef maçlarının hepsinde bir kupa hariç Beşiktaş bir şey yapmadı. Hedef maçlarını düşün. Bir oynadığı Süper Kupa finali var Doha'da Antalya'yla. Bir onu kazandı. Onun haricinde final maçlarının hepsinde bir etki yok. İyi oyna rağmen yok. Kayseri maçı iyi oynadı diyoruz. Ama eğleniyor. İşte bu maç ikincilik için hedef maçı diyorsun ama yeniliyor. Yani Eder Hoca, Önder Hoca bundan sonra işte tabii ki gelen hocanın da eğer gelecekse bir hocayla anlaşılacaksa veya Önder Hoca'yla devam edilecekse önümüzdeki sene yapılanmasını şimdiden başlaması şart. Gekon Hocam, Larin de sizin söylediğiniz pozisyona bu e, vurgu yapıyor. Böyle maçlarda neden vara gidilmediğini anlamıyorum. Çok net rakip formamdan çekti. Derbide nasıl vara gidilmiyor? Çok net bir penaltıydı diye ee, bir serzenişi var Kailerinin de. Maç bittikten sonra maç bittikten sonra Atiba hakemle konuşuyordu ki o pozisyonu söylüyordu gene. Yani neden var Bu arada der, e, kenardan da bir yardımcı hocalardan biri Anıl Hoca var mı? Var. Kırmızı kart görmüş. Beşiktaş e, kulübesinden. Artık yani e, o, bu ya itirazlardan abi. dolayıdır. Kesin bu itirazdan çünkü çok net gözüküyor o çekme. Peki o zaman Erman Hoca'ya bir fazla mesai düşeceğine göre biz Rea Hocama şöyle bir dönelim. Ben dedim ki oyunun çok büyük bir bölümünü hele ilk yarıyı Galatasaray force etti. İşte değişiklikler var. Levent abi Galatasaray'ın değişiklikleri randıman vermedi dedi. Bazı değişikliklerine de anlam veremediğini söyledi. Fegulü başta olmak üzere. Kerem'in çıkartılmasına da yine vurgu yaptı ama bir gerçek var özellikle ilk yarı performansı Galatasaray'ın çok dinamik çok arzulu ve etkiliydi Beşiktaş'ın da tam etkiliydi tersi. Galatasaray en etkili bu oyunda iyi oynayan hangi hatta etkiliydi özellikle? İşte geriden ileriye savunma arkasına atılan toplar ee, şeyde ön alandaki baskı Kerem çıkarken. Kerem'in hocam çıkarken yaptığı o, baskı. Yok. E, ya benim düşüncem tabii. Şimdi bir tarafta Torrent kafayı Top, Topla çıkamadı hocam Beşiktaş ya. Evet. Ne kadar çok pas hatası yaptı. O presi yaptılar da Ender benim gözlemledim tabii şunu söyleyeyim. Torrent daha kafaya yorup bir analiz bir şeyler yapmış. Beşiktaş nerede durabilir durdurabilirim. Beşiktaş'ın güçlü neresi? Orta sahayı da kazandı. Şimdi, e, nasıl kazandı? Evet. Esas orta sahayı kazandı. Ne, neden kazandı orta sahayı? Sayısal bir üstünlük elde etti. Şimdi Önder Hoca da evet iyi niyetli bir şeyler yapıyor ama yani e, o farkı ortaya koyamadı. Şimdi Torrent ne yaptı? Orta sahayı kazanmak için biliyor musun? 3'e 3 bir orta sahada eşleşme var. Doğru mu? Bir tarafta Atiba var, Can var, Alex var. Diğer tarafta e, Berkan var, yanında e, Taylan var, önünde de Feguly var değil mi? 3'e 3. E nasıl evet. burada üstünlük sağlarsın? En basit iki tane kenar bekir maçın genelinde iki stoper daha genişlikte derinlikte aldırmadı. Torrent içeri o ağaç spes dediğimiz anladın mı? Sahte bek gibi içeri bir soktu. 5'e 3 bir oyun oldu. Galatasaray maçı kazandığı bölge zaten hat olarak orta saha. Bundan sonra Galatasaray ne yaptı? Özellikle Mustafa Muhammed de olsun, şey de, Emre de olsun, üstelen seviyede, istenen seviyede oynamasa da Kerem tabii ki o farklı maçın kahramanı çok iyi oynadı. Onlar da ne yaptı? Beşiktaş savunmasına, Stoper'le bek arasında koşu yaptı. Yani bir kurgulanmış, top rakipteyken pres yapan, topu kazandığında nasıl pas yapacak, nasıl orta sahada Beşiktaş'ı kesecek? Bir, bir akıl koy, koyan tabii, bir, bir teknik adam, teknik aklı, adam aklı var. var. Torrent'e yeri geldiğinde evet eleştirdik, bir değerlendirdik. Eleştirme de diyemeyelim, yanlış oldu. Bir değerlendirmeler yaptık ama Torrent bu maça hazırlık yapmış. Peki... Şimdi, Oraya geleyim. Sonradan sonra, sonra ne oldu? Rica ederim. Sonradan ne oldu? İkinci, iki, şimdi kolay değil. Barcelona maçı oynayacaksın. Oradan 0-0'la dönmüşsün. 2-0'dan sonra oyuncu değişikleri Kerem'in çıkmasını benim düşüncem ben ona yormam. Şimdi 3 gün sonra bir daha maç oynayacaksın. 2-0'dan kontrollü oyuna geçti. Galatasaray şimdi seyircisiyle beraber top ayağında çok agresif bir oyun oynadı mı? Oynadı Ender. Top rakipteyken agresif oynadı, oynadı. mı? Oynadı.